Coğrafya öyle bir bilim ki dışarıdan baktığınızda bir nar, içine girdiğinizde çok taneli bilim dallarından oluşan bir disiplin. Bu nedenle artık coğrafya demiyoruz, coğrafi bilimler diyoruz. Coğrafi bilimler içerisinde her dalın ürettiği bilgiye de coğrafi bilgi diyoruz. Bugün coğrafi bilgi sistemleri dediğimiz sistemler coğrafyadan çıkmıştır. Tüm bilimlerin doğduğu yer coğrafyadır. Vatanı orasıdır. Tıp oradan doğmuştur. Edebiyat oradan doğmuştur. Şimdi tarih zaten o mekanda meydana gelmiştir. Kültür dediğimiz uzun yıllar boyu insanın kendi tecrübesiyle maddi ve manevi olarak bu ortamda yaptığı her şey kültürün ta kendisidir. Kültürlerin birleşmesinden medeniyetler, uygarlıklar doğar. Ve coğrafya bu uygarlıkların vatanıdır, yurdudur, mekanıdır. Disiplinler arası etkileşimde de şimdi biz her bilimden yararlanıyoruz. Yani yararlanmadığımız hiçbir bilim yok coğrafyanın. Ve bizden de, coğrafyadan da tüm bilimler yararlanır. O nedenle disiplinler arası coğrafya dediğimizde etkileşimde coğrafya odaktadır zaten. Başlangıçta söylediğim gibi tüm bilimlerin doğduğu yer ora olduğuna göre doğal ortamdan ve insandan etkileşerek bu bilimler ortaya çıkmıştır. Ama coğrafyasız biz nedense işte görüyoruz. Coğrafyadan yararlanmadan bilim yapıyoruz. O zaman ne yapacağız biz? Coğrafyadan mutlaka yararlanacağız. Şimdi Safranbolu'nun iklimi demek ki yarı nemli bir ama hemen hemen her mevsiminde yağış düşen bir alandır. Buna göre Safranbolu'nun evlerine iklim olarak bu nasıl etki ediyor? Biz iklimde yerleşmeleri şöyle değerlendiririz sahada. Konumlarına bakarız. Kuytu yerlere mi yerleşmişler? Bir dağın yamacına mı sırtını vermiş evler? Bir vadinin içine mi girmişler? Bunlar hep ya bir savunma nedenidir yahut da soğuk iklimden korunma nedenidir. İşte eski Safranbolu'da ikisini de görüyoruz. Hem iklim yönünden korunaklı bir alan, Safranbolu'nun iklimi, vadi işlerinde ılıman, hatta Akdeniz iklimi özellikleri gösteren bir iklim tipiyle karşı karşıyayız. Dört jeolojik zamanımız var jeolojide. Paleozoik, Mezozoik, Neozoik yani üçüncü zaman ve Antropozoik dediğimiz dördüncü zaman. Zoikli konuşuyorum hocam. Evet. Şimdi dördüncü kuaternler dediğimiz, Antropozoik dediğimiz dönemde insan dünyaya meydana geliyor, dünyaya geliyor. Buzul çağlarında yani dördüncü zamanın ilk dönemi Pleistosen dönemi deriz. Pleistosen döneminde dört buzul devri yaşamışız. Güns, Mindel, Ris, Würm dediğimiz ve bunların arasında da her iki buzul devirler arasında ılıman devreler yaşamışız. Ilıman dönem neden ılımanlaştı? O dönemde volkanlar da meydana geldi değerli arkadaşlar. Dördüncü zamanda özellikle bizim Anadolu'muzda Erciyes, Hasan Dağı, Melendiz, Doğu Anadolu'daki Ağrı Dağımız, Tendürek Dağlarımız bunlar volkan. Mekke Tuzla'mızdaki Mekke Volkanı. Her yerden bir öyle merkezi püskürmeler oluyor, bir de kırıklardan su gibi lavlar çıkıp yayılıyor. Sadece
koni oluştursa lavlar. Bu çıkan enerji, yerin derinliklerinden çıkan bu enerji nereye gitti? Atmosfere. İşte küresel ısınma, bakın. İnsanlık tarihi boyunca yeryüzünde küresel ısınmalar yaşanmıştır. Jeolojik devirlerde, Pleistosen'de işte buzul arası dönemlerde küresel ısınma olmuştur. Bunun nedeni nedir? Volkanlar ve güneşteki patlamalar. Halen de öyle. Güneşteki patlamalar oldukça fazla şimdi. Bu nedenle bir ısınma dönemindeyiz. Isınma döneminde. Yani dördüncü zamanın ilk yarısı bitti, ikinci dönem daha aşırı ısınma dönemine girdi. Küresel ölçek dediğimiz dünyanın bütününü kapsayan ölçek. Evet. Şimdi hocamızın kazı alanındaki tavus kuşları, ellerine sağlık. Ne emek ya. Vallahi harika bir şey. Bize çok güzel malzemeler hocam verdi. Biz de bunlar üzerine konuşuyoruz. Bu mozaiklerdeki işte o gün ben bunu görmüştüm şeyde. Bir boğa efendim, büyükbaş bir hayvan. Dedim ki bakın arkadaşlar büyükbaş hayvancılık varmış burada. Bu hayvan resmini niye çizsin oraya? Hem de mozaik yaparak yani ne emek? Aslanlar var, fil var, tavus kuşları var. Demek ki işte ekonomik coğrafya yönünden Roma döneminde eski pazar ve yakın çevresinde büyükbaş hayvancılık var. Bu vahşi hayvanlar burada yaşıyor. Savan bitki topluluğu var. İklim ılıman, her mevsimi yağışlı. Böyle bir iklim özelliği ne oldu? Değişti ve şimdi bu hale geldi. Evet. Mazideki